Abla ben alıştım bu refakat işlerine ya. Bırak sen beni buradan. Buyurun. Sürpriz. Hayda ya, yol geçen anına döndü burası ya. Herkes geliyor, herkes geliyor ya. Gelelim seni, yeni hastanede görelim dedik baba. Zeynep'le hem de. Nasılsın baba? Ne olsun işte, ölüyoruz. Filiz, hadi siz gidin. Bugün babamla ben kalayım. Zaten doğru düzgün ilgilenemedim. Yok yok, iyiyiz biz, buradayız. Ben biraz vakit geçirmek istiyorum. İyi peki. Ben işe giderim o zaman. Zeynep'i de rahmet eve götürebilir istersen. Perişan olmasın çocuk. Aynen. Sağ ol rahmet ya. Ne demek ya? Zeynep'ciğim, rahmet abini üzme tamam mı ablacığım? Gel bakalım. Yeni mini bol. Görüşürüz. Bay bay. Baba. Hadi bakalım gidiyoruz. Aa, sen beni kaçırıyor musun ya? Oo, en sevdiğim şey ya. Yok. Evci izni alıp çıkaracağım seni. Sonra da ciğer taktıracağız. Nasıl ya? Kara borsadan ciğer buldum aldım sana. Aa, kız öyle ciğer oluyor mu be? Ciğerciden ciğer alır gibi kediye. Bunu yapan bir doktor var. Resmi değil, özel tabii yani. Gizli yapıyor ama işinde iyidir, merak etme. Hadi bizi bekliyor, gitmemiz lazım. Aa, ölmem değil mi lan? Şimdi öleceğim deyip duruyorsun zaten. Bence beklersen öleceksin. Allah. Aferin, senin kafala benim gibi zehir gibi çalışıyor. Ay, İzlesin burada yat yat. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Bunu ciğerciye para pul işini ne yapacağız? Ben hallettim, verdim onu. Hadi sen hiçbir şey düşünme. Allah mı? Vallahi. Hadi bakalım, bizim paydasılar gelmeden gider. Hadi. O ne be? Üniversite hastanesine geçiş yapmışsınız Fikri Bey. Geldim ama şimdi geri gidiyorum. Nereye? Dur. Ya bir tane kara borsadan ciğer bulduk, onu taktırtmaya gideceğiz. Ciğer mi? Baba niye söylüyorsun ya? Ama Şeyma Hanımcığım yabancımız değil ya. Bizim bütün sırlarımız saklar. Değil mi Şeyma Hanımcığım, saklarsın değil mi sırrını? Ne sırrını saklayacağım? Ciğer sırrı. Bu kadın kim? Ya ben sana anlatırım hepsini. Hadi. Şu bizim faydasızlar gelmeden çıkalım hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen hazırlayalım Fikri Bey'i. Bir saniye. Buralar her yer tertemiz değil mi? Yani ne bileyim, mikro falan kapmaz değil mi Fikri Bey? Hayır efendim, çok steril. Buradan öteye geçmeyeceğiz zaten. Dezenfekte ettik. 2000 doneri ameliyat için hazırlıyor. Bana ciğeri verecek insan orada mı şimdi? Yani onu canlı canlı kesip ondan sonra bana mı monte edeceksiniz? Evet ama o da kısa sürede iyileşecek. Hiç merak etmeyin. Hemen alalım sizi. Üniversite hastanesine geri mi dönsek bilmiyorum. İçim hiç rahat değil. Hadi gidelim ne olur, gidelim. Hanım, size yolda o kadar anlattım. Bu benim son şansım ya. Üniversite hastanesine gidip ne yapayım? Ölümümü bekleyeyim. Korkutmayın beni ama ya. Babacığım korkma ya. Korkacak bir şey yok. Ben değil mi korkuyor? Ay siz de korkmayın. Ama ne yapayım? Bak iyileşeceksin tamam mı? Biz doktorla her şeyi konuştuk. Birkaç saat sonra yepyeni bir hayata başlayacaksın be. Vallahi. Hadi o zaman halledelim şu işi. Evet. Şeyma Hanımcığım, şunları da cebine koyarsın. Şeyma Hanımcığım, hadi hakkımızı helal edin. Helal olsun. Ay. Helal olsun. Biz de çıkalım. Yok, biz şurada dursak. Çıkmayalım, çıkmamız lazım lütfen, değil mi doktor? Lütfen, şurada. Buyurun. Şurada biz bekleseydik, orada şey yapmadan. Bir dakika. Evet Çiğdem Bey, biz de geçelim artık. Buyurun. Çıkartıyorum değil mi? Lütfen. Ben de çıksam mı? Çıkayım. Yok, çıkmayayım. Ay çıkayım. Çık.
Çıkacağım. Çıkıyorum. Oğlum Serhat, ne bu hal lan? Ha? Aa! Fikri Bey! Lan adam kan içinde be. Fikri Bey! Ne yapayım? Ambulans. İyi tamam hadi kapat, kapat. Fikri Bey! Fikri Bey! Alo. Ha, çok acil ambulans lazım. Ne? Menekşe sokak numara 3. Çok acil ama ha. Tamam. Ne oldu, öldü mü? Ölmüş mü? Yok, yaşıyor. Neden doktor yok? Niye kimse yok burada? Neden gittiler? Efendim Filiz? Filiz, çok kötü bir şey oldu. Senin hemen hastaneye gelmen lazım. Ne oldu babam, bir şey mi oldu? Hocam aktif kanaması devam ediyor. Tampona devam edin. Hipotansif, nabzı düşük. Hocam sıvı refleks ettim, atropin uygulayacağım. Ne oldu bu adama? Kim ameliyat etti bunu? Şey, biz karaciğer bulamadık da doktor buldu. Yanlış anlama, çaresizlikten yani. Kesi böbrek tarafında. Karaciğer kısmında kesi izi yok. Muhtemelen böbreğini çaldılar. Böbreğini mi çaldı? Böbrek. Hanımefendi. Böbrek. Hanımefendi. Hanımefendi. Hanımefendi sakin olun. Kardiyoloji arrest olduğu bilgisini verin. Kompresyona başla. 1 miligram adrenalin. Adrenalin, adrenalin. Sen de defiye hazırla. Adrenalin ver. Adrenalin tamam. Filiz dur. Baba. Dur, buraya girmememiz lazım. Filiz. Baba. Filiz. Filiz dışarıda bekle. Dışarı. Baba Filiz. Barış, babana ne oluyor bu? Baba! Dışarı çıkar mısın? Dışarı çık. Şarj et. Dönmüş. Tamam, sakin ol. Sakin ol, tamam mı? Ağlama. Döndü. Döndü. Nedir durum? Hocam hasta arrest oldu ve Efe'ye girdim.
Defibrilasyona karşılık verdi ama durumu ne kadar stabil kalır bilmiyorum. Diyalize rağmen değerleri çok yüksek. Hasta yakınlar burada ne işi var dışarı çıkan? Pardon hocam. Kardiyal infüzyon yapmamız lazım. Hipotansif seyrederse inotrop başlayın. Ama bu şekilde daha fazla stabilize edemeyeceğiz anlaşılan. Multi organ yetmezliğine ilerliyor klinik. Tamam hocam. Baba, biz geldik. Bak rahmet de yanımda. Babam uyanmayacak mı abla ya? Ha? Ben onu böyle görünce içim gidiyor benim ya. Uyanacak ablacığım. Uyanacak. Sabır biraz. Şu ciğeri bulsunlar. Atlatacağız. Bunu da atlatacağız. Hadi çıkalım ya. Hem çok kalmayın dediler ya. Baba. Biz gitmiyoruz ha. Kapıdayız. Bırakmıyoruz yani seni. Ama sen de bizi bırakma, tamam mı? Olmaz yani. Hüsnüyüm. Sevgili kuluyum, sevgili. Ah be baba. Sen bir de bize sor, biz ne çektik? Sen niye kendini hep ay çıkartıyorsun lan? Sana ne oldu ki? Ben ölümlerden döndüm. İyi. Dikkat edersin herhalde bundan sonra biraz ha? Ya ben şans oyunu falan mı oynasam ya? Şişt, Fiko. Oğlum. Bir daha geldiğinde kupon mupon ne bulursan getir. Dolduralım. Sonra sen onu götürür yatırsın, tamam? Tamam baba. Mis gibi şansım bari benim ya. Mallıyım mallı. Onu kullanmam lazım benim. Oy. Baba. Yalnız eskisi gibi yaşamaya devam edersen efsun mefsun hiçbir işe yaramayacak biliyorsun. Ya baba. O bira içeceğim falan şakalarını da yapma, olur mu ya? Yapma. Ya tamam. Bak aylarca yatacaksın. Bir sürü ilaç kullanacaksın. Mesele bitmedi yani daha. Baba, şimdi yeni organ taktılar ya sana. Onun işte uyum sağlaması uzun sürüyormuş. Öyle birkaç ay daha devam yani böyle. Of ya, şurada Azrail'den yırtılı 2 saniye oldu. Hemen başladınızdırdır ha. Tamam değil mi baba? Tamam be, tamam. Aa, dur. Ver babaya.
Hadi ismi ne vereceksin? Aa. Aferin. Bu ne be? Mini bollardan hediye. Ne bu? Bere. Senin beren eskimiş diye onunla. Takarsın. Nasıl takacağım ki ben? Baba ben takayım. Baba ben takayım. Gel kızım gel. Şuradan şöyle. Allah. Aa. Aa. Bence çok yakıştı. Yakıştı vallahi. Baba rengi açtı senin ha. Ya şimdi bırakın açmasını kapamasını da beni buradan çıkartın ya. Of ben burada çok sıkıldım. Bu hastane var ya beni çürüttü çürüttü. Sen de hastasın ya baba. Sen anlamak istemiyorsun değil mi? Ne konuşuyoruz derinden beri? Ya ben ne yapayım bu hastane ortamında ya? Benim ne işim var böyle? Hayat fışkırıyor benden bak bak. Tamam haydi bakalım mini bollar. Biz de doktora soracağız tamam mı? Ne zaman çıkabilirsin diye. Hadi. Şuna bak ya. Alo. Ya onlar ne dedi? Bu adam ölür demediler. Ölmedi mi işte? Bakın hala yaptım. Onlar bir bilmiyor ya. Alo. Şşş. Bak hala gülüyor ya. Arayacağım ben seni. Hadi. Ya önden çıkacağım. Şunlara bak ya. Gel. Pardon rahatsız ettim. Fikri Elibol siz misiniz? Sen ne yapacaksın Fikri Elibol'u? Ne faydan olacak ona? Şey... ben Gün Ajans'tan geliyorum da... sizin bu organ mafyası işinizi duydum. Çok acayip gerçekten. Kurtulmuş olmanız mucize gibi. Sizinle bir röportaj yapmak istiyorum da. Ha. Sen kaç para vereceksin Fikri Elibol'a bakalım bu iş için? Vallahi abi, ajans bu iş için para vermiyor. Ama bir şeyler ayarlarız. Ben kendi cebimden 3-5 bir şey ayarlarım. Ne 3-5'e be? 3-5'lik adam mıyım ben? Milyonluk adamım ben. Efsunuyum ben, efsunu. En az 1000 ederim. Ne yaptın abi? En fazla 200 lira verebilirim ben. 1500 oldu. İmkansız abi. 2000 oldu ha. En fazla 300 lira verebilirim. O da kendimi çok zorlayarak. 500 ver senin olayım. Bak, sen beni bir haberlere çıkart var ya. Bende şeytan tüyü vardır. Böyle seyreder millet adamı bak adamı diye. Al beni sabah haberlerine koy, akşam haberlerine, kadın programlarına çıkart, öğlen haberlerine çıkart ya. Hayranım olmazlarsa namerdim ben ya. Sen var ya sen hadi insan. Maden buldun maden. Şişt, 500. Tamam 500 lira olsun. Vallahi ama bak sakın benim faydasızların haberi olmasın ha. Anlamadım abi faydasız mı? Ya benim vampir çocuklar var. Onlar faydasız. Onlar duyarsa cebimde ne var ne yoksa alıyorlar ya. Hatta bir keresinde dövdüler beni biliyor musun? Öyle hain çocuklar bunlar. Abi sen ne bahtsız bir adammışsın ya. Öyle. Vallahi hayırsız evlat olmaz olsun. Neyse abi sen merak etme. Onlara fark ettirmeden hallederiz işi. Yalnız şimdi benim 2 numaralı faydasız da gelecek. Hı. O gelmeden sen buradan o akşam buraya gelirsin. Ondan sonra biz kendi aramızda hallederiz tamam. Tamamdır abi. Geçmiş olsun. Ama ben Emine Hanım'ıyım. Emine Hanım diye biri yok ya. Gidin danışmaya sorun Allah Allah. Rahatsız ettim kusura bakma. Baba. Babam nerede? Ben ilaçlar için gelmiştim. Babanız yok mu? Yok. Pardon. Fikri Elibol'u gördünüz mü? 4. odada kalıyordu. Karaciğer nakli oldu. Bir işlem için falan mı götürüldü acaba? Benim bir bilgim yok. Doktor geliyor. Sorun isterseniz. Babam nerede? Babam yok. Nasıl nerede? Odada yok. Doktorsunuz ya siz, size soruyorum. Kime sorayım? Nasıl yok Filiz? Yani ciddi bir şey olsa ben duyardım. A, ciddi daha ne olabilir ya? Gezmeye mi çıktı adam o halde? Tamam dur ben bir bakayım tamam. Sorayım ona. İşte benim orada bu masada kestiler. Burada
çaldılar. Baba. Dövmek tacirleri beni. Acım adam çatır çatır kestiler. Nerede bu devlet? Baba. Nerede bu millet? Ben bir defasında Yunanistan'a kaçırılmıştım. Baba. Beni o Yunan... Ay yok İsmacığım, baban değil. Öküz Tufan abim bu. Ben baba. Orada bir mezalimle karşılaşmadım ve korktum. Aa. Hatta bir keresinde mahalleden beni abiler maça götürmüşlerdi. İlk defa milli olmuştum. Peki efendim, buraya getirildiğinizi anlamadım. Ay Fikri abi. Anlamadım, kandırıldım. Kızım da kandırıldı. Tonlarca para verdik onlara. Vermiş, kızım vermiş. Getirdik. Ciğer baba. Beni burada kestiler. Ay ne işi var kestiler. Hasta adamın televizyonda ya? Benim o böbreğim nesillerden nesillere itibaren... Ben o böbrekte yaşıyordum. Son derece sağlıklı böbreğim vardı. Böbreğim. Baba. Filiz. Filiz. Filiz ya bir dursana, bütün hastaneye gezdirdin ya. Sanki babanı bilmiyorsun, her yerde olmuş olabilir şu an. Ya nereye gidecek o ameliyatlı haliyle ya? Ay yani sen de hastanenin açığını kapatmak için etmediğin laf kalmadı ha. Yahu ne alakası var bizim... Ali Tülay, ya babam kayıp, konuşamayacağım şimdi. Ay kız, baban kayıp falan değil, televizyonda şu anda vallahi yeminle. Açsana televizyon. Nerede? Ay çabuk bir televizyon bul hadi. Ne? Televizyon diyor, televizyon. Kumanda sizde mi? Versene. Dur, dur. Fikri bu buraya ciğer almaya gelmişti. Ama bakın, aa, başına neler geldi. Ciğer için geldim. Böbrekten de oldum. Benim tam 7 tane çocuğum var. 7 tane çocuk zavallı yavru. Böbreksiz bir babayla ne yapacaklar? Bu konuda duyarlı vatandaşlarımızı hassasiyetle davranmaları ve bu konuda bana yardımcı olmaları için biraz daha duyarlı olmaya ve beni bulmalarına davet ediyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Biz de duyarlı vatandaşlarımızla Fikri Elibon için davranmalarını bekliyoruz. Deneyelim. Yeni Fikri Elibonlar olmasın. Olmasın. Hadi minibollar, hadi hızlı. Abi. He. Hikmet abi ne zaman gelecekmiş? Gelecek bugün. Ne kıymetli abiniz varmış be. 2 gün eve gelmedi, kıymete bindi. Abi sen de gelmezsen seni de özleriz. Vallahi abi. Çok sağ ol ya prenses. Hadi bakalım. Hayırdır Fikri abi? Ya biraz dışarı çıkacağım. Çok sıkıldım, yattı yattı ya. Baba, pide falan içmek yok ha. Söylemeyeyim yani bunu artık. Oğlum benim param var ki bira içeyim. Hem bunun kocası da artık bana bira vermez herhalde. Öbür böbreği de satıp paraya çevirecek halim de yok. Hadi eyvallah, görüşürüz. Bende para var da size yedirecek göz yok. Ben bu parayı bileğimin hakkıyla televizyonlara çıka çıka... Yok lan. Ciğerimin hakkıyla kazandım. Hadi bakalım. Bir test sürüşü yapalım. Yeni hayat. Yeni ciğer. Yaşamak güzel şey lan! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.